Şeyler var, pek çok şey var, saldırı var. Ama onlardan önce iki şeyi belirtmek istiyorum. Birincisi, siz de ifade ettiğiniz genel kurulda konuşma dilimiz Türkçedir. O sebeple her seferinde ikaz edilmesine rağmen, grup başkan vekillerinin itirazına rağmen bunun tekrar ediyor olması toplumda bir rahatsızlık yaratmak için bilinçli olarak yapılıyor. O yüzden bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bir diğer önemlisi, daha evvel çokça rastlamadım, istisnai hallerde gördüm. Her seferinde hapishanelere selam vermeyi enteresan buluyorum. Yani hapishanelere bir selam. Bir taraftan da Türkiye'de binlerce insanın katili olan, adını burada telaffuz etmeyeceğim, onun için özgürlük dilemeyi bir milletvekilinin yapacağı en son iş olduğunu buradan belirtmek. Sayın milletvekilleri, grup başkan vekili konuşuyor lütfen. Buyurun Sayın Zengin. Yani bu bağırmaya gerek yok. Bak arkadaşlarınız geldiler. Biz sakince söyledik. Ha ben de hani bir grubumuz adına, sadece kendi grubumuz olduğunu da düşünmüyorum. Diğer gruplarda da konuşulurken tepkileri takip ediyorum. Bir tane önce bunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim kadın meselesine. Yani benim de yıllardır çalıştığım, içinde olduğum bir meseledir kadın meselesi. Şimdi kadın meselesinde iki konuyu bağlayarak söyleyeceğim. Okullaşma oranı 2012'de aşağı yukarı %39 iken bugün %88'e gelmiş durumda. Yüksek öğretime baktığımız zaman yüksek öğretimde oran %11'di. Genç kızların üniversiteye gitme oranı şu anda bu oran %48,5. Yani diyebiliriz ki kadınlarla erkeklerin eğer eğitime ulaşırlarsa üniversiteye gelme oranı eşitlendi. Hatta sevinerek söyleyebiliriz. Üniversite sınavına giren kızlarımız erkek çocuklarından daha da başarılı. Oraya kadar gelebiliyorlarsa. İlk öğretime baktığımızda ilk öğretimde ise okul. Buyurun Sayın Zengin. Diyorum. İlk öğretimde okullaşma oranı artık neredeyse %99'a geldi. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi evet yani bak bunları bu verileri bakanlığın sitesinden görebilirsiniz. Gelelim şu 6284'ün uygulanması ile ilgili birkaç rakam vermek istiyorum. Bu vereceğim rakamlar 6284 sayılı kanun uygulanmaktadır. Mevzuatımızda yürürlüktedir. Ben de bunun mücadelesini verenlerdenim. Kamuoyunun yapmış olduğu şeyleri de gayet iyi biliyorum. Yani Twitter'da linç yiye yiye maşallah profesyonel oldum bu konuda. Şimdi burada da şu rakamları vermek istiyorum. Özellikle bu kanun 2015 ila 2022 arasında uygulanırken 2015'teki rakam 264.892 kadına uygulanmış. 264.892. Bugüne geldiğimizde, 2022'ye geldiğimizde çok önemsiyorum. 1.084.844 kadın bundan istifade etmiş. Yani bir defa baktığım. Tamamlayın lütfen Sayın Zengin. Önemli olan kadınların bir, bu kanunu bilmesi, bu kanundan nasıl istifade edileceğini görmesi ve devamında da bu kanunun hukuken hayat bulması son derece önemli. Ha şunun da altını çizmek isterim. Bakın bu kadın meselesi kadın diye olmuyor. Kadın meselesi. Daha evvel burada çokça söylemişimdir, bu genel kurulda hangi partiden olursak olalım sadece kadınların değil, bakın bunu da sorunlu buluyorum, sadece kadınların değil, kadın erkek hepimizin el ele yan yana beraber çözeceği bir meseledir, hayati bir meseledir ve nihayetinde rakamlar böyledir, bu artışı da görüyorsunuz. Bunları böyle kısaca söylemiş olayım, belki ileride, bir de şunu ifade edeyim Sayın Başkan, bu da önemli bence. Kadın cinayeti meselesini 2022 yılında ceza kanununa suç olarak koyan, hep beraber bunu yaptık ama bu teklifi getiren kadınlara özellikle kadın cinayetindeki cezayı ağırlaştıran ve lütfen son cümlemiz müebbet hapis cezasını getiren kadın cinayeti tanımını ceza kanununa koyan da zaten AK Parti'dir. Teşekkür ederim. Sayın Beştaş buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle kime selam gönderip göndermeyeceğimizi Sayın Zengin'e sormayacağız. Hapishaneler bizim Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından rehin tutulan arkadaşlarımızla dolu. Birkaçının adını söyleyeyim. Sevgili Leyla Güven, sevgili Ayla Akatata, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Mukaddes Kubilay, Dilek Hatipoğlu,
Zeynep Karaman, Zeynep Oduncu ve daha yüzlerce arkadaşımız hapishanelerde. Buradan bütün grubumuz adına hepsine kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve onlarla gurur duyuyoruz. Diğeri Sayın Başkan, kadın meselesine dair, yani ben olsam öz eleştirel yaklaşırdım. Bu parlamentodaki vekilleri buradan alıp ceza... Buyurun Sayın Beştaş. Parlamentodan vekilleri alıp cezaevine kapatan iktidarın biraz mahcup olması gerekirdi asgari düzeyde. Sayın Başkan, diğeri kesin değil ama tahminlerimizce, yaptığımız hesaplarımıza göre asla bir ayrıştırma için değil, bütün partilerin totalinde, bütün hepimizin içinde ortalama 124 Kürt milletvekili var. 600 milletvekiliyiz. Şimdi bunu bugün bir kez daha acı bir şekilde gördüm ki Kürtçe'ye tahammülsüzlük ve alerji sadece iktidara mahsus değilmiş. Muhalefetiyle, iktidarıyla herkes bu alerjide ortaklaşıyor. İşte bu da tam da iktidarın çizdiği çerçevedir. Sayın Başkan, ben hiç hukuka falan girmeyeceğim. Bir kere biz ana dilinde eğitimi savunan bir partiyiz. Bunu böyle gizli saklı utangaçla söylemiyoruz. Bu temel bir... Buyurun Sayın Beştaş. ...taraf olduğu ulusal üstü sözleşmelerde de haktır. Mevcut anayasayı da bir darbe anayasası olarak görüyoruz ama uyuyoruz. Uymayanların söz kurma hakkı yoktur. Bu iki. Üçüncüsü, bir kere üçüncü madde falan tartışması yok burada. Dil hakkı her türlü anayasa ve yasanın üstündedir. Şu anda bize oy veren milyonlarca yurttaş kendi ana dilinde bir cümle duymak istiyor ya. Siz hiç burada bizim 1 saat 10 dakika 20 dakika Kürtçe konuştuğumuzu gördünüz mü? Bir selamlama, bir şiir, bir şarkı sözü sadece seçmenlerin anlayabileceği bir dilde hitap etmektir derdimiz. Yoksa biz anayasanın bütün kurallarına uyması gerektiğini en çok hatırlatan partilerin başındayız. Ve şunu söyleyeyim. Tamamlayın Sayın Beştaş. Oy verenler vekillerinden kendi dillerini duymak isterler ya. Ana dil hakkı hiçbir yasaya sığamaz. Ana dil hakkı hiçbir yasaya sığmayacak kadar kutsal bir haktır. Herkes gibi bizim de farklı kimliklerdeyiz. Dilimiz kimliğimizdir. Kürtçe bizim kimliğimizdir. Ve burada Türkçe konuşmayı da reddetmiyoruz. Resmi dil olduğu için konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Ama şu tahammülü de gösterin. Anlamanızı beklemiyorum. Hiç herkes kastediyorum ama saygı duyun. Üç cümlemize alerji göstermeyin. Biz inciniyoruz. Sadece biz değil, milyonlarca yurttaş inciniyor. Bunu durdurun ki herkesin dili kimliğidir. Bizimki de öyledir. Teşekkür ediyorum.